Selam Lemur severler. Yeni bir Lego teknik videosu ile birlikteyiz ve bu sefer yanımda dünyanın en büyük Lego teknik seti var. Geçenlerde Bugatti videosunda demiştim ki serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenerek veya yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ve 24 saat geçmeden 100 binden fazla beğeni geldi videoya. Bayağı şaşırdım açıkçası. Videonun o kadar ilgi görmesini beklemiyordum. Pek çok Lego sever varmış aranızda. O yüzden bugün bu arkadaşla birlikteyiz. Bu dünyanın en büyük Lego seti olmakla kalmıyor. Aslında bu model de dünyanın en büyük iş makinesi. Bu bir ekskavator ve bu iş makinesinin gerçeğinin boyu 225 metre. Çok büyük. Bu makinenin yanında normal bir kepçe oyuncak gibi kalıyor. Hatta bunun içinde bir de kamyon var. Kamyonun gerçeğinin fotoğrafını koyacağım şuraya. Bu kamyonun bir tekerleği iki arabayı üst üste koysanız o boyutta. Sadece tekerleği. Ve o kadar büyük bir kamyon bile bu makinenin tekerleği etmiyor. Onun da fotoğrafını koydum buraya, nasıl bir şey olduğunu görebilirsiniz. Bir taraftan da hemen kutumu açmaya başlayayım. Bu arada Lego'nun bir tane daha ekskavatoru var. O ekskavatorda biraz daha fazla parça var bundan. 100 parça falan fazlası var sanırım. Fakat o bunun kadar büyük değil. Yani daha çok parçası olmasına rağmen bundan daha küçük. Ve en büyük seti yapacağıma söz verdiğim için bunu tercih ettim. Allah! Bitmiyor. Bunu niye ayırmışlar acaba? Hepsinin içine yığmışlar, bir tek bu ayrı. Sanırım ilk önce bu kutudan başlamam gerekiyor. Çünkü bir numara bunun içinde. Yine kalınlığından bir kitapçığımız var burada. Önceki videodakilere kitapçık dememe takılanlar olmuş. O kadar büyük kitapçık mı olur? Onlar kitap diye. Bunların adı kitapçık yani. Bunun içinden çıkan şeye kitapçık deniyor. Ne yapayım? Yine burada stickerlarımız var. Bu sefer tek kitapçığımız olmasına sevindim. Bunları geri tepiyorum. Bu modelin içinde motor da var bu arada, yani çalışan bir model. Ben şimdi de heyecan yaptım. Yine yapacak çok işim var, o yüzden ben yapım aşamasına gömülüyorum. Paketi tamamladım ve ilk paketten kamyonumuz çıktı. Açıkçası ben bu modeli hem daha küçük bekliyordum hem de fonksiyonel olmasını beklemiyordum. Böyle yanına süs olarak koymuşlar diye düşünüyordum. Hem direksiyonu çalışıyor hem de kasası çalışıyor. Hatta kasa için buraya böyle yük gibi bir şeyler de koymuşlar. Bunları dökmeyi çok istemiyorum ama şu an dökmeliyim size göstermek için. Önce şuradaki dişliyi göstereyim. Şurada bir dişli var gördüğünüz gibi. Bunu çevirdiğimiz zaman kasa aşağı ve yukarı hareket edebiliyor. Her tarafa döküldüler. Tamam, bunları topluyorum ve bir daha öyle bırakıyorum. Çalışıyor işte. Ya hala dökülüyorlar. Niye yuvarlak parça koymuşlar ki? Bunu alalım, kenara götürelim ve asıl modeli yapmaya başlayalım. Yeah, 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 yeah. All the good girls you take out for dinner. But all the bad girls you take out for liquor. All the good girls they don't pull the trigger. But all the bad girls they pull it much quicker. It's never too late to get down and party. Switching from good to bad cause you're not a feeling inside. Oh, inside your body. Let it come out with shots of Bacardi. Let your body go. We'll take it nice and slow. Just let your mind be free. And come in close. All the good girls, they go to heaven. But the bad girls, they get backstage. All the good girls, they go to heaven. But the bad girls, they get backstage. All the good girls, they go to heaven. But the bad girls, they get backstage. Şu anda
anda 2 ve 3 numaralı paketleri tamamladım. Modelin taşıyıcı kısımları da böylece tamamlanmış oldu. Şu üstteki dişliyi çevirdiğimizde araç yavaş bir şekilde hareket ediyor. Şurada bayağı küçük bir dişlimiz var görmüş olduğunuz gibi. Onun bağlantılı olduğu dişli ise burada bayağı büyük. Bu küçük dişliden büyük dişliye geçiş sayesinde motora fazla yük bindirmeden yüksek bir tork elde etmiş olacağız. Şu ortadaki kocaman dişliye nasıl bir mekanizma eklenecek, nasıl bir çalışma mantığı olacak bayağı merak ediyorum açıkçası. O yüzden ben sıradaki paketlerle devam ediyorum. Let your body go. We'll take it nice and slow. Just let your mind be free and come in close. All the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. All the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. All the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they şu anda 4. ve 5. paketi tamamladım ve mekanik parçalar bayağı yerine oturmuş durumda. O kadar çok dişli kullandım ki kullandığım dişli sayısına şaşırıyorum şu an. Gerçekten çok fazla dişli var bu modelde. Şimdi çalışmaya başlayan birkaç şeyi göstermek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz 3 kol 3 tane farklı mekanizmayı tetikliyor. Birini çevirdiğimde şuradaki bant hareket ediyor. Bu bant modelin içinde kalacak bu arada. Hani şu garip kepçe mekanizması var ya ön tarafta. O kepçenin aldığı şeyleri işlemek için gibi bir şey sanırım. Bittikten sonra daha net anlayacağım bunu. İkinci kolu çevirdiğimizde bu üst mekanizma komple dönüyor. Acayip rahat bir şekilde dönüyor bu arada. Buna şaşırdım. Hiç güç uygulamıyorum böyle. Acayip rahat bir şekilde döndürebiliyorum. Ve üçüncü kolumuzda alttaki bu paletleri hareket ettiriyor. Bu birazcık zor dönüyor çünkü gerçekten şu hareket için çok fazla dişli devrede. Yani tahminimce şuradan tek koldan bir 100'e yakın falan dişliyi hareket ettiriyorum. Sonra burada iki tane pistonumuz var. Şu an bunun dişli mekanizması ana sistemden bağımsız. Bunu çevirdiğimizde de buradaki pistonlar uzuyor ve kısalıyor. Bu tam olarak ne işe yarayacak daha kestiremiyorum. Sonra şurada bir çeşit kilit mekanizmamız var gördüğünüz gibi. Bunu sağa veya sola çektiğimde şuradaki mekanizmayı kilitliyor. Bu komple dönme mekanizmasının yanında bir de ek olarak şurası dönüyor. Şöyle göstereyim. Kilidi açtığımda gördüğünüz gibi burayı komple sağa veya sola çevirebiliyorum. Fakat kilitlediğim yerde böyle çok küçük bir hareket alanına sahip oluyor. Bu da ana mekanizmaya bağlanacak mı bağlanmayacak mı daha bilmiyorum. Hatta mekanizmanın nasıl çalışacağını şu an bayağı merak ediyorum. Çünkü tek motorumuz var. Bu motor bayağı güçlü bu arada. Gücü beni şaşırttı. Böyle sağa veya sola hareket ettirebiliyorsunuz. O zaman devam. Altıncı paketi de tamamladım. Bu paket gerçekten çok büyüktü. Şu kısmı komple tek paketin içine koymuşlar. Burası ekskavatörün kazım yapan ve o kazdığı şeyleri taşıyan bölümü. Yani şuradan kazıyor. Kazdıkları şeyler şuradaki hazneye dökülüyor ve bu hazne de bunu böyle taşıyor. Yine burada 3 tane bağlantımız var. Muhtemelen o gövdede gösterdiğim bağlantılarla birleşecek bunlar. Şu en baştaki bu kepçe kısmını çalıştırıyor. Fakat diğerleri şu an boşta. Burada bir dişlilere bağlılar ama hiçbir şey yapmıyorlar. Muhtemelen gövdeyle birleştikten sonra bunların da bir fonksiyonu olacak. Hatta şu an şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şuraya motorumu bağlayacağım ve bir test yapacağım. Çalışıyor.
Normalde bu kadar hızlı dönmeyecektir diye tahmin ediyorum. Şu an rastgele bir dişliğe bağladığım için bayağı hızlı dönüyor ama. Geriye kaldı son iki paketimiz. Şu anda final halini görmek için sabırsızlanıyorum. Ben işimin başına geri dönüyorum. I can feel the butterflies multiply every time I meet your eyes. Amplified deep inside. Once I feel your skin on mine, though I try, I can't hide all the ways I feel inside. You're everything I want in life. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. Got a body and she naughty, never want her off me. Hot like wasabi, hot like some coffee. We drink like a hobby, like to get sloppy. We ain't never stopping. Yeah, I just wanna drink with this girl all day. I don't wanna think, I just want to play. Keep me underneath the sheets while we sleep all day. I just wanna feed everything I crave. Evet, modeli tamamladım. Bu sefer yapmam 2,5 gün civarı sürdü çünkü rahat rahat böyle tadını çıkararak yaptım açıkçası. Yapım süreci Bugatti'ye göre daha rahattı çünkü daha çok parça olmasına rağmen daha büyük parçalar olduğu için daha böyle kaba bir inşaat gibiydi. Fakat yine de yapması fazlasıyla eğlenceliydi. Şimdi hemen modeli anlatmaya başlayayım çünkü anlatacak bayağı bir şey var. Bunda çok daha fazla fonksiyon var ve motor olduğu için daha çok çalışan şey var. İlk önce motor kısmını göstermek istiyorum çünkü burada bayağı gelişmiş bir dişli sistemimiz var. Şuradaki kollardan bu dişlileri yönetebiliyoruz ve altı gösterebilir miyim acaba? Evet. Şurada gördüğünüz dişlilerin hepsi bir şekilde birbirleriyle bağlantılı ve bu yukarıdan kolları hareket ettirerek farklı fonksiyonları çalıştırmalarını sağlıyoruz. Hani videonun ortasında demiştim ya, tek motorla nasıl bu kadar çok şey çalışacak diye. Böyle çalışıyormuş. Şimdi ilk önce motorumu çalıştırıyorum. Motoru çalıştırdığımda gördüğünüz gibi buradaki dişlilerin sadece bir kısmı çalışıyor. Hepsi aktif değil. Ve ilk fonksiyon olarak hem şuradaki bandımız çalışıyor hem de bu öndeki kepçe kısmı çalışıyor. Bu kepçenin mantığı şey bu arada, bu kepçe sırayla bir yeri kazıyor. Kazdığı şeyler buradan şu üstteki banta aktarılıyor ve bu banttan aşağı dökülüp buradan da kamyona yükleniyor. Birazdan demo olarak da göstereceğim nasıl çalıştığını. En baştaki kolu çevirdiğimizde şu kısım komple dönmeye başlıyor. Ama o kadar yavaş bir şekilde dönüyor ki muhtemelen şu an tam olarak anlayamıyorsunuz. Neden bu kadar yavaş bir şekilde hareket ettiğini merak edebilirsiniz. Çünkü gerçek modele yakın bir deneyim sunmak istemişler. Yani bu kadar büyük bir iş makinesi normalde de çok seri bir şekilde çalışmadığı için ona benzer bir sistem yapmışlar buraya da. Hatta muhtemelen gerçeği bundan da yavaş hareket ediyordur. Aynı kolu diğer tarafa çevirdiğimizde ters yöne hareket etmeye başlıyor. Bu arada kamera arkasında ben şuradaki dişlileri falan değiştirip modelin daha hızlı hareket etmesini sağladım. Hatta bir ara çift motor falan taktım. Gerçekten şu mevcut hızın 5 katı falan hızlandı ama çok saçma oluyor yani. Şuradan böyle çat diye böyle hızlı bir şekilde dönüyor falan. Gerçekçiliğini bozduğunu düşündüğüm için sonradan orijinal haline geri getirdim. Şimdi diğer dişlilere geçelim. Şu ortadaki en baştaki dışında hiçbir şey yapmıyor. Çünkü bu biraz daha böyle geçiş mekanizması gibi kullanmışlar bunları. Şu an dişlileri çok net gösteremiyorum. Gerçekten çok karışık bir dişli sistemi var. Ama bunu en üste alıp bunu da ileri veya geri hareket ettirdiğinizde bu sefer model komple hareket etmeye başlıyor. Yine gördüğünüz gibi bayağı ağır bir hareketi var. Dediğim gibi bu yavaş hareketlerin hepsi gerçekçi olması için isterseniz dişlileri değiştirip bunu çok daha hızlı bir hale getirebiliyorsunuz. Bu arada ek dişliye sahip olmak zorunda bile değilsiniz. Sadece şuradaki küçük dişliyle büyük dişlinin yerini değiştiriyorsunuz ve hareket bir anda 5-6 katı hızlanıyor yani. Çok da basit bir şey aslında. Daha fazla gitmeden bunu geri çevirelim. Başka çalışan mekanik neler var? Motorla bağlantılı olan şeyler bu kadardı. Bundan sonraki her şey manuel. Şu alttaki dişliyi çevirdiğinizde bu yükleme bantı hareket ediyor. Bunu kamyonunuzun olduğu yere göre buradan konumlandırabiliyorsunuz. Ayrıca bunun konumunu kitlemek istediğinizde de şuradan rahat bir şekilde kitleyebiliyorsunuz. Kitlediğinizde şöyle çok az bir hareket alanı oluyor. Şurada merdiven sisteminin dişlisi var. Bunu da gayet basit bir şey yapmışlar. İsterseniz buradan bu merdiveni yukarı kaldırıyorsunuz ve böyle kalıyor. Şu ön tarafta sürücü kısmımız var. Buraya isterseniz bir operatör koyabilirsiniz. Küçük Lego figürleri sığıyor buraya. Ha, sonra şu yapım aşamasında anlamadığım pistonları anlatayım. Bunu çevirerek şu üstteki kepçeyi aşağı veya yukarı hareket
hareket ettiriyorsunuz. Ama bayağı çevirmeniz gerekiyor. Şöyle isterseniz neredeyse yere sıfır hale getirebiliyorsunuz. Ama tam yere sıfır olmuyor. Bunu muhtemelen özellikle ayarlamışlar ki buradan bir şeye takılmasın. Yine videonun ortasında bahsettiğim bu üçlü dişli sistemi şurada gördüğünüz gibi buradaki dişli kutusundan böyle 3 tane kol ayrılıyor. Aşağı yöneliyor. Yine şurada gördüğünüz gibi 3 tane kol var. Buradan da en aşağı iniyor. Sanırım mekanik olarak anlatabileceğim her şey bu kadar. Şimdi bir de iş üstünde göstermek istiyorum size bunu. Şimdi bir kamyonumuzu alalım. Bir yere konumlandıralım. Yükleme bantımı da çekiyorum altına. Tabii bunları buradan almam gerekecek. Şimdi kepçemiz buradan kazı işlemini yapıyor. Birazcık etrafa dağıttım gibi ama. Kazdığı parçalar buradan üst banta aktarılıyor. Ve şuradan aşağı dökülerek taşıyıcı banta geçiyor. Ve buradan da direkt kamyonumuza yükleniyorlar. Olayın mantığı tamamen bu aslında. Keşke şu kısım için de bir yükseklik ayarı olsaydı çünkü kamyonla arasında çok fazla mesafe olduğu için parçalar etrafa dağılıyor. Gerçi çok da önemi yok. Sonsuza kadar kimse bununla sürekli bir şey taşıtmaz diye düşünüyorum ya da bununla gerçek bir iş yapacak değiliz sonuçta. Evet, modelimiz bu şekildeydi. Fark ettiyseniz bu sefer herhangi bir ışık modifikasyonu falan yapmadım. Aslında yine bayağı bir yerinde ışık koyabileceğim bölümler var fakat bunları gizleyebileceğim bir yer yok. Yani bunları gerçek ledlerle değiştirmek ister. Dersem çok büyük bir kablo karmaşası olacaktı. O yüzden hiç yapmamak daha mantıklı gibi geldi. Bir de zaten bu modeli bozacağım ben. Bunu bozup başka bir şey yapmayı düşünüyorum. Bu Bugatti gibi sergilemenin hoş olacağı bir şey değil bence. Gerçi hoş da çok yer kaplıyor. Yani bunu koyabileceğim bir yer yok açıkçası. Dolayısıyla yaptığım modifikasyonların hepsi boşa gidecekti. O yüzden hiç yapmamak daha iyi bence. Lego videolarını seviyorsanız ve başka Lego videoları gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek veya aşağı bir yorum yaparak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımdan anında haber dar olmak için abone ol butonunun yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.